Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Yamuk soru çözümü videosuyla karşınızdayız. Evet, ilk sorumuz ABCD yamuk, AB paralel CD, AC açıortay, B açısı 130 derece ise alfa kaçtır diye sormuş. Şimdi yamuk malum bizim ilk özel dörtgenimizdi arkadaşlar. Yamukta zaten bir tane özelliğimiz var. O da herhangi iki kenarın birbirine paralel olmasıydı. Bu paralellik bize çok bilgi veriyordu. Neydi o? U kuralı, Z kuralı 9. sınıfta yazmış olduğumuz. U kuralının en büyük özelliği komşu iki açının ölçüler toplamı 180 dereceydi. Yani ben e, örneğin buraya A buraya da A yazarsam artık şunu biliyorum. C köşesi ile B köşesinin toplamı 180 derece yapmalı. Artık 2A artı 130 eşittir 180 yazdığımızda 2A eşittir 50. A da buradan... 25 derece oldu. Şimdi aya 25 derece yazdıktan sonra devam ediyorum. İsterseniz bakın burası zaten 25 derece. Şunu yazabilirsiniz. ABC üçgenine bakarsanız, ABC üçgenin iç açılar toplamı 180 dereceydi. Alfa artı 25 artı 130 eşittir 180. Burası zaten 155 derece. Bunu da karşı aldığımızda alfa da. 25 derecedir diye söylüyoruz. Evet, ABCD yamuk, AB paralel DC. Tamam, bunlar bizim unutmayın arkadaşlar, tabanlarımızı anlatıyordu. Şimdi AB ile DC paralel, daha sonra AB ile AD birbirine eşit verilmiş. Devamında BD BC'ye dik, C açısı 50 derece. Buna göre x nedir diye sormuş. Hemen başlıyorum. B köşesi 90 derece. D, B, C üçgenine baktığımızda 90, 50, 140 yaptı. Demek ki bu açımız artık arkadaşlar 40 derece. Bunu yazdıktan sonra şimdi harfi takip edin lütfen. Paralelliği bir kullanalım. A, B, D ve C'ye bakarsanız Z kuralı oldu. E Z olduğuna göre burası 40. Demek ki arkadaşlar burası da 40 derece. Şimdi bu 40'ı yazdıktan sonra kullanmadığım tek bir bilgi kaldı. O da AB eşittir AD bilgisi. AB ile AD birbirine eşit olduğuna göre demek ki bir ikizkenar üçgene bakıyorum. Burası da artık 40 derece. Topladığımızda x artı 40 artı 40 80 eşittir 180 derece. X de buradan artık arkadaşlar 100 derecedir diye söylüyoruz. Evet ABCD ikiz kenar yamuk AB paralel DC AD ile EC birbirine eşitmiş. Tamam. Şimdi AB ile DC birbirine paralel olduğuna göre bunlar tabanlarımız. Dolayısıyla AD ile BC'nin ikiz kenar yamuktan ötürü eşit olduğunu hatırlayalım. Bunu yazacağım birazdan. AD ile EC eşit. Tamam. Sonra BEC 65. Buna göre X nedir diye sormuş. İşte sizin yine şunu hatırlamanız gerekiyor bakın arkadaşlar. EC'nin AD'ye eşitliği bana hiçbir şey anlatmıyor. E biz ne demiştik bununla ilgili? Eğer iki tane doğru parçası birbirine eşit fakat aralarında hiçbir ilişki yoksa gözünüzde gizlenen bir ikiz kenar üçgen vardır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu ikiz kenar üçgeni fark edelim. ABC'de ikiz kenar yamuktu. E AD ile BC'nin birbirine eşit olması gerekiyor demek ki. BC ile EC de birbirine eşit olmuş oldu. Yani B, E, C artık ikizkenar üçgen. Demek ki burası da 65 derece. Şimdi topladığımızda X artı 65, 65, 130 eşittir. 180 derece oldu. X de buradan arkadaşlar 50 derecedir diye söylüyoruz. Evet çiz bakalım demişiz ABCD yamuk AB ile DC paralel. Bak bu bilgiyi hep vermek zorundayız arkadaşlar. Unutmayın çünkü bunu veriyoruz ki Z'yi U'yu hatırla ve hangi kenarların taban olduğunu gör. ABE açısı ABE açısı 40 derece sonra ECD açısı 20 derece buna göre BEC nedir diye sormuş. Burada artık şunu kullanıyorum bakın bu paralelliği artık E noktasından uzatıyorum. Şimdi ben bu paralelliği burada uzattığımda Şöyle gösterelim, bakın bunlar birbirine paralel. E, buraya da mesela T noktası diyelim. Harfi takip edin şimdi arkadaşlar. A B E T yazdığımızda burası 40 olduğuna göre demek ki bu açıda 40 derece olmalı. Sonra yine Z yapıyorum bakın. T E C D dediğinizde yine Z harfi geldi. Burası 20 olduğuna göre demek ki burası da 20 derece. Topladık. X de buradan arkadaşlar 60 derecedir diye söylüyoruz. Yani başka bilgi yoktu. Biz de hemen şu paralellik bilgisini kullandık. Unutmayın bu bize açıortayların ortayların kesişimi ile oluşan açının 90 derece olduğu bilgisinden kalan bir özellikti. Hemen bu tarz sorularda köşe kalan yerlerden bir paralel doğru çizerek U'yu ya da Z'yi fark etmelisiniz. Evet klasik bir yazılı sorusu. Yani neredeyse her yerde karşınıza çıkar arkadaşlar bu. ABCD yamuk. AB 5 birim. DC 17 birim. Sonra FC BF'nin 2 katıymış. 8 birim. Dolayısıyla BF'de 4 birim oldu. EF paralel AB o da paralel DC. Bizden EF'nin uzun istemiş. Hatırlarsanız burada şunu söylemiştik arkadaşlar. İster BC'yi isterseniz de AD'yi sağa çekiyorum. B noktasından çiziyorum. Ya da bunu sağa çekebilirsiniz. Hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ben B'yi e, A, D'yi B'ye taşıyorum. Yani şu doğru parçasını buradan tekrar çizdiğinizde. Buraya T noktası diyelim. Şimdi 5 birim, 5 birim oldu. Şu uzunluğumuz artık 12. Benim bunu bulmam lazım. Neden? Çünkü buraya K diyelim. E, K biliyorum. K, F'yi de bulursam E, F uzunluğu bulmuş oluyoruz. 9. sınıftan gelen bir bilgi. Paralellik sayesinde temel benzerlik teoremini yazıyoruz. Yani parçanın tamamının oranı birinci tabanın ikinci taban oranı. 4 bölü 12 eşittir. Buraya A diye yazalım. A'nın zaten burada 5 birim harcamıştım. Bize de 12 kalmıştı. A'nın 12 oranı. A da buradan artık 4 birim oldu. Burası 4 birim. EF'nin uzunluğu 5 artı 4'ten o da artık arkadaşlar 9 birimdir diye söylüyoruz. Evet ABCD dik yamuk AB eşittir 3 birim AD eşittir 4 birim daha sonra BCD 5 birim ise DC X nedir diye sormuş. Burada şunu söylemiştim hatırlarsanız arkadaşlar demişti ki sizin dikkat etmeniz gereken nokta bu 90 derece bilgisini kullanmak. Uzunluk sorularında eğer 90 derece bilgisi verildiyse sizin daima Pisagor Teoremi yazmanız gerekiyor ve sizin Pisagor Teoremi yazabilmeniz için unutmayın arkadaşlar bir dik üçgene ihtiyacınız var ve ben de o dik üçgeni artık B noktasından çiziyorum buraya T noktası diyelim DT uzunluğu ile AB uzunluğu birbirine eşit dolayısıyla burası 3 birim sonra biz AD'yi aslında BT olarak tekrar çizmiş olduk yani burası da 4 birim geldi şimdi Buraya istediğinizi yazın. K yazabilirsiniz. K 4 5 üçgeni. E bunu sağlayan bir tane üçgen var. Çünkü bu bir özel üçgen. K değerimiz buradan 3 oldu. İsteyen şunu yazabilir arkadaşlar. 5'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı K'nın karesi. Yani 25 eşittir. 16 artı K'nın karesi. K'nın karesi 9. K da buradan zaten 3 birim geldi. İsterseniz direkt 3, 4, 5 diye de yazabilirsiniz. Biz DC'yi arıyoruz demiştik. 3 artı 3'ten DC uzunluğu da artık 6 birim oldu. Yani burada bizim yamukta, ikiz kenar yamukta ya da dik yamukta fark etmemiz gereken asıl nokta uzunluk istiyorsak bir yükseklik ya da temel benzerlik kurmamız gerekiyor. Alan isterse de taban çarpı yükseklik bölü 2'ye gitmeye çalışıyordum. Şimdi karşımızda yine bir uzunluk sorusu var. Bakalım ABCD dik yamuk AB 9 birim. Sonra AD 15 birim. BC ile DC birbirine eşitmiş. Buna göre X nedir diye sormuş. Dikleri gördüm. Uzunluk isteniyor. Demek ki sizin Pisagor teoremini kullanmanız gerekiyor. Ben de bu yüzden arkadaşlar B noktasından yüksekliğimi çizdim. Şimdi buraya yine T noktası diyelim. AD ile BT uzunlukları birbirine eşit. Dolayısıyla burası 15. Şu çizdiğiniz solunuzda kalan bölüm artık 9 birim. Biz bunun tamamına x yazmıştık. 9'unu burada harcadığımıza göre buraya artık x eksi 9 kaldı. Burası da zaten x kadar. İsteyen deneme yanılmayla da bulabilir ama gerek yok. Nasıl olsa Pisagor teoremini biliyorum. x'in karesi eşittir. 15'in karesi artı x eksi 9'un karesi. x kare eşittir. 225 artı x kare eksi 18x artı 81. Şimdi x karelerden kurtuldum. 18x'i karşıya aldığınızda 18x eşittir 225 ile 81'i topladığımızda burası artık 6 ee, kaç yaptı 306 yaptı galiba evet 306 olduğuna göre 18 kaçı çarptık 7 kere 8 56 x de demek ki 17 birim oldu yani baktığımız üçgen demek ki arkadaşlar buraya 17 yazdığınızda 17'den 9'u da çıkartırsanız 8 oldu. 8 15 17 üçgenine bakıyorsunuz. Yine bir özel üçgen çıktı karşımıza. Yani bunu değerlerini deneme yanılmayla bulmak da çok kolay değildir. Bu yüzden benim size tavsiyem arkadaşlar eğer bu şekilde Pisagor teoremini denklem olarak kurabileceğiniz durumu hemen fark edin ve devamında da bu parantez kareyi açın. Parantez karede dikkat etmemiz gereken nokta unutmayın. x 9'un karesini alıyorum dediğimde x kare artı 81 yazmıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diye yazıyorsunuz. Buna özellikle dikkat edin. Evet ABC'de dik yamuk 2 çarpı AB eşittir. AC tamam 4'e 2 birim oldu. BC dik B de tamam buna göre X nedir diye sormuş. Yine bir dik yamuk var karşımızda ve yine bir uzunluk sorusu ve ben az önce söylediklerimi tekrar ediyorum. Pisagor teoremini kullanabilmek için buradan yükseklik çizdiğinizde. Şimdi buraya yine T noktası yazdım. CT ile AB birbirine eşit. Bunu buldum. Biliyorum zaten. AC ile BT de birbirine eşit. E bu da 4. Şimdi tam bunları yazdık da soruda neden size BC'nin BD dik olduğu verildi? İşte şu yüzden. 90 dereceden 90 derece çizdiğinize göre bizim burada arkadaşlar Öklit kuralları olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Benzerlikten ötürü. Ne demiştik Öklit kurallarının birincisinde? Yüksekliğin karesi yani 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı buraya da t diyelim. Ayırdığı parçaların çarpımı. Yani 16 eşittir 2t. T de buradan 8 birim oldu. E biz cd uzunluğunu arıyoruz demiştik. 2 artı 8'den bu uzunlukta artık arkadaşlar 10 birimdir diye söyledik. Farkındaysanız yani dört ge, e, hatta çokgenler videosundan beri hep aynı şeyi söylüyorum. O da nedir arkadaşlar? Sizin burada yani geometri sorularında verilen tüm bilgileri kullanmanız gerektiğini hatırlamalısınız. Yani burada kullanmadığınız herhangi bir bilgi olursa bu büyük ihtimalle soruyu çözememe sebebimizi anlatıyor olacak. Evet fark et demişiz. Bakalım ABC'de dik yamuk tamam. BAE açısı. EDC açısına eşitmiş. Yani şu açılar birbirine eşit. Sonra 90 90 var. 4 8 7. Buna göre DC uzunluğu nedir demiş. Evet yani şimdi soruyu yamuğun içinde sorduk ama arkadaşlar bu soru aslında direkt 9. sınıf sorusu. Yani 9. sınıfta açı açı benzerliğini hatırlayıp hatırlamadığınızı ölçmeye çalışıyor. Şimdi ben bu açıyı alfa yazarsam. Burası da alfa olmalı. Örneğin buraya beta yazdığımı düşünelim. Alfa ile betanın ölçüler toplamı 90 derece. Çünkü bu köşe 90 derece olduğuna göre 180'e tamamlayabiliyor için alfa ile beta toplamı artık arkadaşlar 90 oldu. Sonra yukarıdaki üçgene baktığınızda alfa 90 aynı durum burada da geçer. Demek ki burası beta kadar olmalı. Şimdi başlıyorum. Alfanın karşısında 4 var. Bölü alfanın karşısında 8 var. Eşittir. Betanın karşısında 7 bölü betanın karşısında buraya x yazarsak dc yani x var. İster içler dışarı çarpım yapın isterseniz hocam burada iki katlık oran var. Demek ki x de 7'nin iki katı yani 14 birimdir diye söyleyebilirsiniz. Sonuç zaten aynı şeyi anlatıyor olacak. Tekrar ediyorum burada dikkat etmemiz gereken nokta şuydu. Önce dik yamuk bilgisi verildi bakın 90 dereceler sonra eş açılar verildi. Ben açıların eşliğini gördükten sonra üçüncü açıların da artık birbirine eş olduğunu söyledim. Buradan sonra da zaten açı açı benzerliğini kullanmış olduk. Evet yazılı sorusu demişiz. Bakalım ABCD yamuk A açısı 108 sonra C açısı 54 derece AB8 AD9 buna göre DC uzunluğu nedir diye sormuş. Şimdi unutma özel bir açı yok karşımıza yani 90 derece yok 30 60 45 derece de yok. Bunu niye söylüyorum? Şu yüzden Diklik burada bizim bir işimize yaramayacak. Dolayısıyla sizin az önce benim de ilk baştaki soruda yapmış olduğum gibi ya BC'yi sola doğru taşımanız gerekiyor ya da AD'yi sağa doğru taşımanız gerekiyor. Yöntem size kalmış. Şimdi şöyle yapalım. Burası 54 108. Şimdi 108 olduğuna göre şu köşe artık 72 derece oldu. 180'e tamamladı. Ben de BC'yi Burada tekrar çiziyorum. Yani şuradan çizdiğinizde buraya T noktası diyelim. AB bak burası 8. Neden 8? Çünkü siz B'yi 8 birim sola çektiniz. Demek ki C'yi de 8 birim sola çektiniz. Bu yüzden TC uzunluğu 8 birim. Açımızın yani doğrumuzun yönünü ve doğrultusunu değiştirmediğimiz için 54 derece olarak kaldığını biliyorum. Şimdi 72 l4. şuraya alfa yazalım. Alfa artı 72 artı 54 derece eşittir 180 derece. Burayı topladığımda alfa artı 120 6 eşittir 180 alfa da buradan 54 derece oldu. Demek ki şu başka bir kalem alayım. Burası artık 54 derece. Şimdi D'den bakarsanız arkadaşlar 54 54 taban açılarınız aynı. Demek ki ikizkenar bir üçgene bakıyorum. Bu uzunluğumuz artık 9 8 topladık. Bizden istenen uzunluk da artık arkadaşlar 17 birimdir diyoruz. Gördüğünüz gibi uzunlukla ilgili iki tane yöntem kullanıyorum aslında. Birincisi eğer dik açı bilgisi varsa 30 60 derece bilgileri varsa yükseklik çizmek. Diğerinde de şu an yaptığımız gibi özel açılar yok ama açı bilgisi varsa ya BC'yi ya da AB'yi sağa ya da sola çekerek bir üçgen özel üçgen genellikle ikizkenar üçgen geliyor olacak. İkizkenar üçgeni yakalayarak DT'yi 9, TC'yi 8 bulmuştuk zaten. Topladığımızda da uzunluğumuz 17 birimdir diyoruz. Evet ABCD yamuk AB ile BC birbirine eşitmiş. Tamam. Sonra BD açıortay. Peki BD açıortay. DBC 84 derece ise X kaç derecedir diyorsunuz. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar bakın açı ortay bilgisi bizim için önemliydi. Açı ortay bize şunu anlatıyordu. Bir açıyı iki eş parça ayırdınız. Bu bir. İki. A, B, C, yamuk. Şimdi A, B ile D, C paralel olduğuna göre bu paralellik sayesinde hemen hatırlamam gereken bakın. A, B, D, C diye baktığınızda artık Z var. Buraya X yazdığıma göre burası X oldu. Sonra e burası da X kadar olmalı. Artık bunları yazdıktan sonra şunu fark ettim. Bakın aşağıdaki üçgeni kapatıyorum. Yani BDC üçgenini kapattığınızda şu kaldı. X, X. E şimdi X, X diye siz iki açıyı yazdığınıza göre demek ki AD ile ABD onu şöyle yazayım. AD ile ABD birbirine eşit oldular. E bu eşitlik bize aslında çizmiş olduğunuz yamuğun bir ikiz kenar yamuk olduğunu anlatıyor. Demek ki ben buraya 2x yazdığıma göre şu açınızda 2x olmalı. Şimdi hepsini topladığımızda 84 artı 3x eşittir 180. 3x eşittir 96. X de buradan 32 derecedir diye söylüyoruz. Bak burada tekrar ediyorum. Sizin fark etmeniz gereken asıl nokta şuydu. Paralellik bilgisi birincisi. ikincisi de açı ortaydı. Paralelliği fark ettik. X, X, X. Aç ortay sayesinde de bu açıların eşit olduğunu gördük. Daha sonra da a ABD üçgeninin ikiz kenar üçgen olduğunu gördük. Çünkü XX diye tabanlara yazdık. AB'nin AD'ye eşit olduğunu. E sonrasında da AD ile BC'nin eşit olduğu zaten bize bilgi olarak verilmişti. Buradan da artık yamuk bir ikiz kenar yamuğa dönüşmüş olduğu. Evet hatırla demişiz. Bakalım ABCD yamuk. AE ve DE açıortay. Peki AB 9, EF 8 birim, DC 17 birim. EF AB'ye paralel olduğunu göre, şey, AB'ye paralel olduğunu göre demek ki DC'ye de paralel. Buna göre AD uzunluğu nedir diye sormuş. Arkadaşlar hatırlarsak bunun e, ispatını da yapmıştık zaten. Bir yamukta komşu iki açının açıortayı çizilirse aralarında oluşan açı daima 90 dereceydi. Yani 90 şu yüzden 90 alfa alfa beta beta yazdığımızda 2 alfa artı 2 beta 180 her yeri 2'ye böldüğümüzde alfa ile betanın toplamı 90 bize de 90 derece kaldı. Sonra ben bunu uzatıyorum buradan bakın. Mavi uzattığımda buraya T noktası yazalım. Çizdiğiniz TF artık orta taban arkadaşlar. Şimdi neden orta taban olduğunu ispat etmeye çalışalım. B, A, E, T'ye baktığınızda Z oldu. Yani buraya nokta geldi. Sonra T, E, D, C diye baktığınızda yine Z var. E buraya da çizgi geldi. Demek ki bu parçalar birbirine eşit oldu. Biz bunu ne zaman çizmiştik? Orta tabanda çizmiştik. E orta taban olduğunu biliyorum artık. TF uzunluğu eşittir. 17 artı 9 bölü 2. 26 bölü 2'den uzunluğumuz artık 13 birim oldu. TF 13 birim. Siz buraya 8 yazdığınıza göre demek ki buraya 5 birim kaldı. 5. Burası da 5. Burası da 5. Muhteşem üçlü vardı zaten. İkisinin toplamı demek ki arkadaşlar bizden istenen AD uzunluğu da artık 11 birimdir diye söylüyoruz. Evet yazılı sorusu demişiz. Bakalım. ABCD yamuk, AC ve BD köşegen. Tamam. Sonra AB 9 birim, DC 18 birim. EF yani şu küçük parça AB'ye ve DC'ye paraleldir. Buna göre EF uzunluğu nedir diye sormuş. Şimdi buraya dikkat edin. Bu hakikaten iyi de bir yazılı sorusu olur arkadaşlar. Burada şöyle başlıyorum bakın. Biz köşegenleri niye verdik bilgi olarak? Önce bunu anlamamız gerekiyor. Bakın köşegenleri verdik çünkü şuradaki üçgenlere bakarsanız arkadaşlar. Kırmızıyla üstünden geçtiğim üçgenler aslında kum saatini anlatıyor. E paralellik sayesinde nokta nokta tek çizgi tek çizgi burayı da çift çizgiyle gösterelim. AEB üçgeni ile DEC üçgeni artık benzer üçgenler oldu. E, bu benzerlik oranında çift çizginin karşısında 9 var. Demek ki burada da çift çizginin karşısında 18 var. Yani 9 bölü 18'den 1 bölü 2 oldu. Bu da bize şunu anlatıyor. Eğer siz buraya K yazarsanız burası 2K oldu. Eğer siz buraya M yazarsanız burası da 2 M oldu. Bunları yazdıktan sonra istediğiniz köşeden artık temel benzerlik yazabilirsiniz. Buradan başladığımızda. Şimdi bakın parçanın artık tamamın oranı dediğimizde. Yani 2K'nın K'ya oranı hatta şöyle yazayım. 2K'nın 3K ya oranı eşittir. Birinci tabanın buna X diye yazalım. Birinci tabanın ikinci tabana oranı. K'ları sadeleştirdim. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3x eşittir 18x de buradan 6 birim oldu. Yani bu biraz görmesi zor. O yüzden yazılı sorusu diye üstüne özellikle ekledim. Dediğim gibi e, burada benim önce köşegen bilgisi neden verildi onu hatırlamam lazım. Bu bir. İki. Burada bir parça verildi ve ben bunun orta taban olmadığını artık biliyorum. E, paralellik verildi orta taban bilgisi yoksa arkadaşlar 9. sınıfta üçgenlerde söylemiş olduğumuz temel benzerlik teoremini muhakkak kullanmak zorundasınız. Buna dikkat edin. Evet ABC'de ikiz kenar yamuk sonrasında AD ile BC beşer birim AB 7 birim DC 15 birim ise alan ABCD nedir diye sormuş. Hatırlarsak arkadaşlar bir yamuğun alanı bulabilmek için A artı C bölü 2 çarpı yükseklik yani Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik diye yazmıştık. Bize bütün kenarlar verilmiş. Benim o zaman burada yüksekliği bulmam gerekiyor. İkiz kenar yamukta hatırlarsak kısa olan tabanımızdan çizdiğimiz yükseklikler aşağıdaki dc'yi de eş parçalara ayırmıştı. Yani ben buraya 7 yazdığımda 15'ten 7'yi çıkardım. 8 kaldı. Buraya t, buraya k diyelim. dt ile kc artık birbirine eşit. E bizim 8 birimimiz kalmıştı. 4'e 4 oldu. B K C üçgeninde. 4 soru işareti 5. E bu bir tane üçgende. Demek ki yükseklik 3 birim. 3 4 5 üçgenine bakıyoruz çünkü. Şimdi yüksekliğimi biliyorum. 3 çarpı üst taban 7 artı alt taban 15 bölü 2. Yukarısı 22. 2'ye böldüm. 11. 3 ile çarptığınızda da bu yamuğun alanı artık arkadaşlar 33 birim karedir diye söylüyoruz. Evet ABCD yamuk AB 7 birim BC 10 birim sonra DC 17 birim. BCD 30 derece ise alan ABCD nedir diye sormuş. Şimdi isteyen arkadaşlar burada hani şunu düşünebilir. Ne demiştik köşegenler verildiğinde 30 derece aslında özel de bir açı. Sinüs 30 kullanarak köşegenler sayesinde alanı bulabilirsiniz. Fakat soruda bize köşegen bilgisi verilmedi. Bu yüzden sizin burada 9. sınıftan şunu hatırlamanız gerekiyor. 30 derece, 45 derece, 60 derecenin olduğu her soruda şekil ne olursa olsun o 30 derecenin içinde olduğu bir yükseklik çizmemiz gerekiyor. E, dik üçgen çizmemiz gerekiyor. Bu yüzden ben de buradan yükseklik çizdim. Çünkü 90 30 şu açı 60 derece oldu. E 30 60 90 üçgenin ben kenar uzunluklarını biliyordum. 90 derecenin karşısında 10 var. 30'un karşısında yarısı olmalıydı. Demek ki burası 5 birim oldu. Zaten alanı bulmak için tek eksiğimiz yükseklikte. Şimdi başlıyorum. 17 artı 7 bölü 2 çarpı 5. 24 bölü 2 12. 5 ile çarptığımızda bu da artık arkadaşlar 60 birim karedir diyoruz. Evet hatırla demişiz. Bakalım ABCD yamuk. AC ve BD köşegen. ABE 4 cm kare Hemen 4'ü yazdım. Sonra DEC9 onu da yazdım. Buna göre alan ABCD nedir diye sormuş. Arkadaşlar yamuğun alanla ilgili belki en önemli özelliği şuydu. Köşegenleri çizdiğinizde artık kelebeğin kanatları birbirine eşittir demiştik. Yani ben buraya S yazarsam burası da S kadardı. Sonra daha da geriye gidiyorum. Dörtgenlerde de şunu söylemiştik. Eğer siz dörtgenlerde köşegenleri çizerseniz karşılıklı alanlar çarpımları birbirlerine eşitti. Yani S çarp S. S'nin karesi 4 kere 9 36. S de buradan artık 6 santimetre kare oldu. Burası 6 burası da 6. Topladığımızda 10, 16, 9 da bizden istenen yamuğun alanı da artık 25 santimetre kare oldu. Evet çiz bakalım demişiz. ABCD ikiz kenar yamuk. Buna özellikle dikkat edin. AC ve BD köşegen tamam. Sonra köşegenler dik kesişmiş. AB 6 cm DC 14 cm. Alan d kaç cm karedir diye sormuş. Şimdi tabanlarımı biliyorum. Yani şunu yazmamız gerekiyor. 6 artı 14 bölü 2 çarpı yükseklik. Yani benim yüksekliği bulmam lazım. Burası zaten 20 bölü 2 10 10 çarpı h bizim artık alanımızı anlatıyor. Dolayısıyla bizim şimdi yüksekliği bulmamız lazım. Köşegenler verildi ve köşegenler de dik kesişiyormuş. Nerede? İkiz kenar yamukta. E hatırlayın ikiz kenar yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşitti ve ikiz kenar yamukta köşegenler birbirini orantılı olarak bölüyordu. Yani şuraya mesela o noktası diyelim. OD ile artık arkadaşlar OC birbirine eşit. Aynı şekilde AO ile OB'de birbirine eşitti. Bu ikiz kenar üçgende ben artık tam da buradan geçen bir yükseklik çizdiğimde şunu biliyorum. İkiz kenar üçgen olduğu için tabanlarımı eş böldüm. Yükseklik aynı zamanda aç ortay aynı zamanda kenar ortaydı. 90 dereceye ait kenar ortay çizdiğiniz için bu da 7 birim yani muhteşem üçlü oldu. Demek ki arkadaşlar aynı durum yukarıda da geçerli. Ben eğer buraya e, mesela T noktası diyelim. AT TB'ye eşit 3 3 geldi. 90 dereceden 90 derece çizdiğiniz için muhteşem üçlü oldu. Burası da 3 birim geldi. Bu da bize artık yüksekliğimizin 10 santimetre olduğunu anlatıyor. Biz alan için 10 çarpı h kadar bulmuştuk. 10 çarpı h yerine de 10 yazdığımda bu da artık arkadaşlar 100 santimetre karedir diye söylüyoruz. Bu aynı zamanda ikiz kenar yamuk da özel bir durumdu. Bunu hatırlayın. Evet yazılı sorusu demişiz. Bakalım ABCD yamuk AB paralel EF tamam. Sonra da DC de paralelmiş. Demek ki AB ve DC bizim tabanlarımız. AB'nin iki katı DC. Yani buraya e, K yazalım. Burası demek ki 2K oldu. Sonra BF'nin iki katı FC'ye işte. eşitmiş. Yani buraya T yazarsam burası da 2T oldu. Devamında A, e, K, 4 santimetre kare. A, e, K, 4 santimetre kare. Şuraya 4'ü yazdım. kfc kaç santim? Yani şu aşağıdakinin alanı nedir diye sormuş. Peki şimdi e, bunu bir bulmaya çalışalım. Burada hemen şöyle bir yorum yapabilirsiniz. Bakın aklınızda bulunsun arkadaşlar. E, T'ye 2T hatta şöyle farklı bir renk alalım elimizde. Bütün renkler aynı olmasın. İsterseniz CF'nin CB'ye oranı diye 2'nin 3 oranını yazarak burada KF ile AB arasındaki oranı yazabilirsiniz. Bu durumlardan bir tanesi. Şunu da yazabilirsiniz. Burada aralarındaki açılar birbirinin aynısı. Dolayısıyla EK ile KF arasındaki oran ve AE ile KC arasındaki oranı da yazarak burada benzerliği oluşturabilirsiniz. Şimdi bu ikinci söylediğim daha kolay gibi duruyor. Neden mi? FC ile BF arasındaki oranı biliyorum. Yani ben buraya 2a yazarsam burası artık a kadar oldu. Devamında burada hemen şunu fark edin bakın. K'dan 2k'ya kadar gelmişiz. Hatta bunu şöyle yapalım. 2'ye 6 desek olur mu? Hatta 3'e 6 diyelim. Evet. Buraya 3k yazalım. Buraya da 6k yazalım ki görmesi daha kolay olsun bakın. T'den 2t Bak toplam aldığınız yol 3T kadar 3K'dan 6K'ya gelmişsiniz. Demek ki sizin her bir adımda K kadar büyümeniz gerekiyor. E şimdi benim B'den F'ye gelmem demek bir adım atmam demek. Demek ki EF uzunluğu artık arkadaşlar ona hemen şöyle yazayım. EF uzunluğu artık 3K'ya K eklediğimizde 4K kadar oldu. Şimdi buranın tamamını buldum. Şimdi benim KF'yi bulmam gerekiyor. E, devam ediyorum. C'den temel benzerlik yazıyorum. Parçanın tamamının oranı yani 2T'nin 3T oranı eşittir buraya mesela X diyelim. X'in 3K'ya oranı. Burada 3'lerden kurtuldum. T'lerden de kurtuldum. Demek ki X dediğimiz uzunluk 2K geldi. Yani şurası 2K'yı anlatıyor. Burası da artık K'yı anlatıyor. Şimdi bütün kenarlarımı buldum ve sinüs alan formülünü yazmaya çalışalım. Sinüs alan formülünde şunu söylemiştik arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı kenarlar çarpımı. A çarpı K çarpı sinüs alfa artık 4'e anlatıyor. 2'yi karşıya çarpan diye gönderdiğimizde A çarpı K çarpı sinüs alfa 8 oldu. Şimdi buraya gelelim. Açımız yine aynı açı. E buradaki kenar 2K 1 bölü 2 çarpı 2K çarpı 2A çarpı sinüs alfa. Şimdi şu 2 ile şu 2'yi sadeleştirdim bakın. A, K ve sinüs alfanın çarpımı 8'di. Bir de benim yanımda çarpı 2 var. 2 çarpı 8'den demek ki arkadaşlar aradığımız üçgenin alanı da 16 santimetre karedir diye söylüyoruz. Evet çiz bakalım demişiz. ABCD dik yamuk AB 13, DC 21, BE, EC eşit. O da 5 santimetreymiş. Peki buna göre alan ABC'de nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar hemen şunu görmeliyim bakın. Şu uzunluğum 11'in tabanlarımı biliyorum. Benim şuna ihtiyacım var. H çarpı 13 artı 21 bölü 2. 13 ile 21'i topladım. E, 34, 2'ye böldüm. 17 çarpı h. Şimdi benim yüksekliği bulmam. Yani ad uzunluğunu bulmam gerekiyor. Ben de diğer e, yamukta uzunluk sorularında olduğu gibi ad'yi sağa çekiyorum. Şimdi Buradan çizdiğinizde burası artık arkadaşlar h kadar. Şimdi ab 13. Buraya t yazarsam tamamı 21'di. Demek ki bu parça 13. Burası da artık arkadaşlar 8 birim oldu. Topladığımda 21 yapmalı çünkü. 8 H 10. E bunun tek bir üçgen var. 6 8 10 üçgeni. H da buradan 6 geldi. Ben zaten yüksekliği bulmaya çalışıyordum. 17 çarpı 6 60 42 e topladığımızda 102 santimetre karede bizden istenen yamuğun alanı oldu. Evet düşün demişiz. Bakalım ABC'de dik yamuk. Peki. Sonra BD köşegen. Tamam köşegen verilmiş sonra BD dik BC. Bak yine ekstra bir bilgi verildi farkındaysanız arkadaşlar. Demek ki bizim bunu muhakkak kullanmamız gerekiyor. AB 4 birim DC 13. Alan ABCD nedir demiş. Yine aynı şey yazıyorum. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Hemen yazıyorum bakın. 4 artı 13 bölü 2 çarpı H. Yukarısı 17. 17 çarpı H bölü 2'ye ihtiyacım var. Yani yine yüksekliği bulmalıyız. Şimdi dik yamuk olduğuna göre bu dik kenar aynı zamanda sizin yüksekliğinizi de anlatıyor. Şimdi ben bunu yine şu şekilde kullanıyorum bakın. Buradan yüksekliği çizdiğinizde arkadaşlar buraya T noktası diyelim. Ben zaten h arıyorum demiştim. Şimdi AB 4 birim olduğuna göre DT uzunluğu da 4 birim oldu. TC uzunluğu da artık 9 birim oldu. 90'dan 90 çizdiğinize göre h kare eşittir 4 çarpı 9. H kare eşittir. 36. H da buradan out oldu. 90'dan 90 çizdik. Yine öklit olmuş oldu. Ve ben de öklitteki ilk yazmış olduğumuz kural olan yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımı. Yani H kare eşittir. 4 çarpı 9. H kare 36. Yüksekliğimiz artık 6 oldu. 17 çarpı 6 bölü 2'den. Burası 3. 17 çarpı 3. 51 santimetre karede bu dik yamuğun alanıdır diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar geldik videomuzun ödüllü sorusuna. Çözümlerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz. <laughs>